Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sezon ödüllerine bakacağız arkadaşlar. Sezon ödülleri artık geldi. İttifak Savaşı sezonu da bitti, Thanos da bitti, hediye gönderme de bitti. Her bir şey bitti arkadaşlar. Artık ödülleri toplama, beslenme zamanı. Evvela şöyle bir bakalım. Bize gelen arkadaşlar altın bir. Yani altın bir. Tabi ittifak savaşlarında kötü bir sezon, çok kötü bir sezon geçirdik. Bu biraz açık arkadaşlar. Ama tabi bu şundan da kaynaklanır. Yani ittifak savaşlarını 3 kişi, 5 kişi taşımaz arkadaşlar. Tüm ekip taşır. Bir kişinin kötü oynaması 29 kişiyi etkilerken düşünün, yani bir 30 kişilik ittifakta 20 kişinin, 25 kişinin kötü oynaması neleri etkiler, neler? Yani altın bir de bitirdik. Buna da şükür. Buna da şükür arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, 1500 parça 6 yıldız, 5000 parça 5 yıldız, 9000 parça T5, 18000 parça Alfa 2, 3 tane savaş sezonları kristali, 1 tane S4 kristali ve 1 tane T4. Haydi bakalım alalım. Kristallerimizi açacağız. Ama önce bir dünya sıralamasına bakalım arkadaşlar. Ya da önce kristalleri açalım. Sonra da dünya sıralamasına bakalım. Kim ne yapmış, ne etmiş. S4'ler beklesin. Şu 5 yıldız parça. 5 yıldız bu arada kaç parçamız olmuş? Yine 13.000 parça yapmışız. Var ya, yakışır bize ya. Çatır çatır 5 yıldız açıyoruz. Neyse, kalsın şimdilik. Şöyle bir bakalım. Şu S3'leri atayım. Bu arada S3'leri bayağı bir sattım. Bolca S4 parçası yaptım. Şimdi gelelim. Savaş sezonları kristaline. 3 tane arkadaşlar. Bunun içerisinden ne çıkıyormuş? En az 1500 adet alfa 2 çıkıyormuş. Onun dışında bonus olarak T5 parçaları veya 5. kademe sınıf katalizör parçaları da çıkabiliyormuş. Hadi bakalım, yani S5 parçaları da çıkabiliyormuş. İlkinden ne gelecek? Alfa 2 dedi. Kaç parça veriyorsun? 3500 parça alfa 2 artı 4500 parça T5. Gayet güzel. Allah bereket versin. Ve bir T5'imiz daha oluştu. Bayağı T5 topladık. Bayağı T5 geliyor maşallah. Tabi Thanos maceralarında ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar fazla T5 toplayabiliyorsunuz. O da işin ayrı bir güzelliği. Tabii ki gönül ister ki her yerde dünya birincisi olmak. Hem ittifak macerasında hem de ittifak savaşlarında. İnşallah bir gün o günleri de göreceğiz arkadaşlar. O günler için çok büyük efor sarf ettik. Yani daha önce de hep söylemiştim aslında. Neyse, birazdan konuşuruz. Vaktimiz çok. Zaman bizim. Aa, şaşırdım. Yine Alfa 2 geldi. 12.000 parça geldi. Çılgın cana. 1500 parça da T5. Ve bir de alfa 2'miz oluşmuş oldu. Hadi bakalım. Üçüncü sezon kristalini de açıyorum arkadaşlar. Ve size birazdan da bir haberim var. Evet arkadaşlar, bir haberim var. Şunları bir açalım. İttifaklara bir bakalım. Finalde bir de size sürpriz haberim olacak. Gerçi başlıktan da anlaşılıyordur ama yine de sürpriz haberi finale saklayacağım. Detaylarıyla beraber saklayacağım arkadaşlar. Ve yine alfa 2 geldi. 2500 parça alfa 2'den burada hiçbir zaman şansım gülmedi ki gülsün. 1500 parça T5. Şuraya bak, fakir fukara eşyaları geldi resmen, var ya. Millet 50-100 bin çıkartır şimdi. Neyse. 18.000 parça alfa 2 geldi. 7500 parça T5 geldi. Bu ne demek? Magi tırmalamaya devam et demek. Yani sen emek yapmazsan sana beleşe bir şey yok. Beleşe başkalarına, sana hiç beleş yok diyor. Başka da bir cicik var mı burada? Yok, sanmıyorum başka bir şey olacağını. Tamam, başka da bir şey yok. Sıra gelelim. Sıralamalara bakalım. İttifak savaşları dünya sıralaması ne durumda? Türkler ne yapmış arkadaşlar, bakalım. Aylardır birinci sıra değişmiyor arkadaşlar. Kenobi ittifakı bir kere daha
dünya birincisi olmuş. Tebrik ederim. Yani ittifak savaşlarında sürekli birinci olan bir ittifak. Aynı zamanda Thanos maceranın da ilk 10'a giriyorlar artık. Yani daha önce girmiyorlardı ama ilk 10'a, ilk 7'ye zorlamaya başladı. Yani böyle giderse her iki alanda dünya birincisi olabilirler. Helal olsun. Yani dünya birincisi olacağına ne oluyor arkadaşlar? Bakın 10 bin parça 6 yıldız, 20 bin parça 5 yıldız. İşte burada S5 kristalleri falan filan var ya, bu gördükleriniz. Bunlar bitti artık arkadaşlar. Bu yeni sezonda bunları 2 ile çarpıyorsunuz. Bir sonraki önümüzdeki sezonda bu ödülleri 2 ile çarpacaksınız. Artık ittifak savaşları da çok önemli bir hal aldı. Aynı zamanda buradaki S5 parçaları 900 parça olmayacak. Bunların rakamları inanılmaz derecede yükselecek. Yine bu T5'ler çarpı 2. Bu ne görüyorsunuz, hep 2 katına çıktı artık arkadaşlar. Tabi bu savaş sezonları kristal de kalkacak. Bunları da kaldırıyorlar artık arkadaşlar. Yeni sezonda büyük değişiklikler var. Yani önümüzdeki sezon ittifak savaşları da Thanos macerası kadar değerli olacak. Bakalım arkadaşlar sıralama ne durumda? Şöyle bir dünya birincisi Kenop. Tebrik ederiz abi. Yani adamlar aylardır hiç aralıksız birinci oluyorlar. İkinci sırada G11 İtalyan ittifakıymış. Yalnız bakın 17.9 bunların puanı var. Kenop'un 19. Aradaki fark ne kadar yüksek. Üçüncü sıraya baktığımızda da 17.7 ile For Loki olmuş. Bunların arkasında arkadaşlar 17 tane daha ittifak olacak. Ki ilk 20 tamamlansın diye. Şöyle baktığımda Directoria BR denen bir ittifak var. Dimetrix var. Silentium var. Asyalı ittifak var. Aqua var. Nevnation var. Nevni var mesela. Kenobun pilotları da bile 7. olmuş abi adamda. Düşünsene. Satara var. Jivin var. ASR ittifakı var ki arkadaşlar, ASR ittifakı da hem ittifak savaşlarında hem de arkadaşlar Thanos macerasında sürekli yukarı oynuyor. Hep zirveye oynayan bir ittifak. Çok güzel bir ittifak yani. Biliyorsunuz zaten ASR ittifakında Türk oyuncu da var arkadaşlar. İntegral. Yine YouTube kanalında mutlaka her videoda tavsiye ediyorum. Yine bir kere daha gördüğümde söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. İzleyin arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Barcelona'da Real Madrid'de oynayan bir Türk futbolcusu gibi düşünün. Adam orada şov yapıyor. Çok da güzel videolar atıyor. Mutlaka izleyin arkadaşlar. 11. sırada NY var. NY ittifakı biliyorsunuz. Thanos maceralarının sürekli dünya birincisi olan bir ittifak. X7V var. ACM2 var. SSX1 var. Asyalı var. PYCB var ve D69 var. Bunlar arkadaşlar dünya sıralamasında ilk 20. Platin 1'e bakalım. Platin 1'de bizden kimse var mı? Şöyle bir bakalım. Eğer kaçırırsam mutlaka yazın arkadaşlar. Platin 1'de bizden kimse var mı? Platin 1'de göremedim. Voa Türk ittifakı mıydı? Tam hatırlamıyorum ama şey, yaşlılık böyle bir şey. Neyse. Hop, Platin 2'ye bakalım arkadaşlar. Platin 2'de durumlar nasıl? Platin 2 yani İlker ittifakı var ama ucu ucuna Platin 1'i kaçırmış arkadaşlar. Ucu ucuna Platin 1'i kaçırmış. Hatta 14.563'müş. Platin 1'e bakalım sonuncunun puanı kaçmış. 14.573. Görüyorsunuz bu çok ufak bir rakamla Platin 1 kaçmış. Sağlık olsun, inşallah bundan sonrakinde ustaya çıkarlar. Ron, Demon vesaire diye devam ediyorum. Başka Türk ittifakı var mı diye bakıyorum. Yok, ilk 50'ye giren yokmuş arkadaşlar. Sonra da P3'e bakayım. Daha aşağısına bakmaya gerek yok. Yani oralarda bayağı bir varızdır. Kank ittifakı var biliyorsunuz. Kank ittifakını bir de rütbe düşürdüler. Bir ceza aldı. Yani ceza almasa belki P1'de bitirecek ittifak. Hatta belki usta da bitirecek ki daha önce de usta da bitirmişliği de vardı kank ittifakının. Yani bir kişinin bazen yaptığı yanlışı bütün ittifak ödeyebiliyor ki bence bu çok saçma bir şey. Kaban bunu yapmak yerine o hatayı yapan kişiyi komple oyundan elesin. Ama ittifaka bu, çünkü adam gizli gizli yapar. Yani ittifak ne kadar müdahale edebilir ki bu olaya? Yani adam da elinden geleni yapıyordur. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili bir Facebook gruplarında da bayağı bir tartışma vardı. Yani çok ateşliydi dün. Ama gerek yok. Yani Türk oyuncular için böyle bir şeye gerek yok. Yapmayın abi. Ne gerek var ki?
Biz birbirimizi yedikten sonra hayatta kalkamayız yani ayağa. Devam edelim. Başka kim var Türk ittifaklarından? MMX 25 Nisa'da Platin 3'te. Çok enteresan. Hala göremedim. Bakıyorum. Başka bir büyük taarruz var. Platin 3'te olan büyük taarruz ittifakı var. İki tane ittifakımız şu anda P3'te benim gördüğüm. Mutlaka gözden kaçırdığım vardır. Genelde kaçırıyorum. %70 sırada TVY var. Elinize sağlık. Üçüncü Türk ittifakını görmüş oldum. Ve Şerif İttifakı da yine P3'te bitirmiş. Ucu ucuna da olsa bitirmiş. Elinize sağlık arkadaşlar. Yani inşallah Türk İttifakı'nın arkadaşlar burada sayısı artar diyorum. Ve bir son haberimi de vereyim arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum yani hangi ittifakta olsam olayım. Her gittiğimde aynı şeyi söyledim arkadaşlar. Çok bir şey değişmiyor. Ankara İttifakı benim yuvam. Yani atıyorum bir futbolcu düşün. Erzincanspor'dan gidiyor Barcelona'ya, Real Madrid'e neyse abi. Gidiyor ama yuvası Erzincan'da sevmiştir. Ankara İttifakı da benim için böyle bir ittifak arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de Ankara İttifakı'ndaydım. Daha sonra Türkiye'nin en büyük ittifakına geçmiştim ilk ele. 2 sezon oradaki arkadaşlarla mücadele ettik. Sonra tekrardan yuvaya geri döndüm. Burası hep benim yuvamdı arkadaşlar. Hep böyle kalacak. Ama şöyle bir durum var. Ankara İttifakı bir süre ara veriyor diyeyim. Dağılıyor kelimesini kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Ama şu anda bir süre mola verecek Ankara İttifakı. Ve buradaki işimiz paydos. Peki ben ne yapacağım? Bir tane ittifak var arkadaşlar. Şu anda bir ittifakla görüşüyorum. Olur mu bilmiyorum. Yani olması yarı yarıya. Yani çok büyük bir ittifak. Dünya çapında bir ittifak. İsim şimdilik vermek istemiyorum. Dünya çapındaki ittifakla bir görüşmemiz var. Eğer olursa oraya geçmeyi çok istiyorum. Ama olmazsa da yani mücadelemize devam edeceğiz tabii ki. Daha da prestijimizi yükseltiriz. İşte atıyorum şartlarımızı 6 yıldızdaki şanssızlığımızı düzeltiriz bir şekilde. Eğer olmazsa başka bir ittifak bakacağım. Henüz başka bir ittifaka bakmadım arkadaşlar. Şu anda sadece tek bir, yani bir ittifak var. Onunla görüşüyorum. Olursa olur, olmazsa çay içeriz. Muhabbetine devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda bir ittifakla görüşüyorum. Dünya çapında bir ittifak. Dünyada ilk 10'a, ilk 5'e giren bir ittifak. İnşallah olur. Yani olursa bu sezon bomba gibi olur. Süper olur. Daha güzel maçlar, daha büyük heyecanlar yaşarız. Benim için de çok güzel olur. Bence Türkler için de bizim için de çok güzel olur. Dediğim gibi inşallah olur. Dua edin arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Dua edin olsun. Dünya çapında bir yere gidelim. Prestijimiz şu anda bizim 10.700'ün üstünde artık. Bu hafta sonu biliyorsunuz labirente giriyoruz ve labirentte bitiriyoruz. 10.742'ye çıkartıyoruz. Bir ihtimal 10.760'a da çıkartabilirim ama 10.742 şu anda garanti rakam. Garanti rakam 10.742. Bakalım arkadaşlar önümüzdeki neler gösterecek. Yani yeni sezon ayın 15'inde açılıyor sanıyorum. 15 Ocak'ta açılıyor. 10 Ocak'ta antrenmanlar başlıyor vesaire falan. Ama tabi bu boşta Thanos 7 var. Thanos 7'de aslında atlamak istemiyorum. Neyse hayırlısı Allah'tan arkadaşlar. Yine bakalım büyük çok büyük ittifaklar varsa da itibata geçeriz yani şey olmasın. Mesela dünya birincisi, ikincisi, beşincisi, altıncısı olur. Ama dediğim gibi şu anda tek bir ittifakla görüşüyorum. Bakalım arkadaşlar olmazsa bir ittifak bakacağız. Bu da sürpriz haberimiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.